Ya düşünsenize bir kabinin içerisindesiniz, yoğunlaştırılmış bir ışık tüm cildinize aynı anda temas ediyor. Evet. Yani güneş deri altındaki kolajen ve elastin lifleri yıkıyor. Elastozise neden oluyor. Yani o hani bazı insanlar vardır görürsün yanaklarına kadar kırışmış akordeon gibi olmuştur. İşte bunlar güneş hasarı. Şunu sadece söylemek istiyorum. Hani burada hani uzman olarak görüş bildirdiğimden dolayı ya bilimsel bir altyapısı olmayan hiçbir şeyi cildinize lütfen uygulamayın. Ya çünkü ne oluyor? Cilt gerçekten yumurta akına da olsa, kahve telvesine de olsa öyle bir reaksiyon geliştirebilir ki ya bu iritan kontak dermatitten Güzel alerji yani evet bir alerji öykü alerji kontak dermatite kadar hani uzanan bir böyle skala yapabilir. Sonrasında biz onu tedavi etmekle uğraşıyoruz. Yapmayın. Hani kanıtlanmış bilimsel altyapısı olan uygulamalarla bunu zaten halledebiliriz. Gerek yok. Bir keratinozit dediğimiz cildin üst tabakasında bir hücre tabakası oluşturuyor. Bu kalınlaşarak dökülüyor, pullanıyor. Bunun zaman zaman hani vücuttan uzaklaştırılması iyi bir şey. Ama sıklık burada çok önemli. Eğer çok sık yaparsanız o da dediğim gibi tahrişle, egzamayla sonuçlanabilir, dermatitle sonuçlanabilir. Ya hiçbir şey abartmadan işte hani gövdenin neden hani yüz ve gövde birbirlerinden farklı? Kalınlıklar çünkü farklı. Doğru. Epidermis dediğimiz cildin kalınlığı farklılık arz ettiğinden dolayı ürünlere karşı gösterdiği reaksiyonlar da farklı oluyor. Yani yüz için tabii ki böyle peeling yapılacaksa ayda bir yapılabilir. Çok böyle sıklığını hani arttırmadan, çok uzatmadan ya da bekleme süresini çok ciddi uzatmadan yapılabilir. Yoksa her şeyin fazlası zarar. Ama vücut için peeling Yapılabilir ama o zaman da yüzden tabii ki daha sıklıkla yapılabilir. yapılabilir. Ama hani bunu da yanlış anlamayın. Hani diyorum yüze ayda bir vücuda her gün yok öyle bir şey de yok. Yani o zaman da ayda iki defa da vücut olabilir bu Evet. şekilde. Gerçekten hani vücut bir bütündür. Yani stres faktörü vücudun doğasının dengesini bozan bir şeydir. Yani stres hormonu zaten kaç hormonudur? Evet. Ya vücut bir şekilde bunu reaksiyon gösteriyor. Hani savaş açıyor. Ya bu saç dökülmesi olarak çıkabilir. Uçuk mikrobunu kapmışsınızdır. Stres anında bağışıklık sisteminiz düşer, aktive olabilir. Onun dışında evet seborik dermatit dediğimiz kaş, burun kenarlarında kızarıklıklar evet mevsim geçişiyle stresle aktive olabilir. Ama bunlar zaten hali hazırda vücutta bizim sahip olduğumuz genetik altyapımızdaki hastalık. Evet stres bunu tetikliyor mu? Tetikliyor ama her şey o kadar da %100 ilintili değil. Yani şimdi onu görmek lazım. Apokrin kistlerle alakalı eğer bir tıkanıklık var ise botulinum toksin uygulaması bunu sadece işte kırışıklıkları ortadan kaldırsın diye yapmıyoruz toksin botoks uygulamasını. Aynı zamanda aşırı terlemeye bağlı koltuk altında veya işte genital bölgede kistleşmeler oluyorsa oradaki ter yoğunluğunu azaltma yönelik Avuç de yerine de evet yapıyoruz, avuç evet. içi ayak tabanı hani Özellikle elleriyle iş evet yapan insanlar için çok önemli. tokalaşamıyorlar, kalem tutamıyorlar. Gerçekten çok sıkıntılı oluyor. Hani bunlarda terlemenin sıklığını azaltırsak kistlerin varlığını da azaltabiliriz. Ama işte kistler çok yoğun ise ona yönelik de belki uygun medikal tedaviler düzenlenebilir. Ama tabii görmek lazım. Muayene şart. Evet. Onlar Yoğunluyor. evet daha farklı. Doğum lekesinden kastı acaba port wine dediğimiz yoksa doğum sonrası oluşan lekeler mi? Zannetmiyorum. Doğum lekesi gibi geldi bana. Evet, Şey, doğum sonrası oluşan işte, lekeler vardır. Hepimizde evet. olduğu gibi hamilelik sonrasında oluşan lekelerimiz var. Ama doğum lekesi diye konuşalım. Şimdi doğum lekeleri, şarap lekesi evet bir kısmına deniyor, port wine lekeler deniyor. Şimdi bunlar zaten vasküler komponent dediğimiz damarsal yapıları olan lekeler. Eğer bu damarsal yapılar işte hani çok hafif ise, çok böyle uçuk pembe gül kurusu gibi gözüküyor ama çok böyle yoğun ise o zaman çok böyle derin gerçekten şarap rengi gözüküyor. Vasküler lazer tedavileriyle, yöntemleriyle tedavi edilebilir. Ama yoğunluğa göre ya tamamen silinebilir ya böyle hafif bir gölge şeklinde kalabilir. Bak faydasını görmüşsündür. Faydasını Var gördüm. Evet, yani. faydasını Yani gördüm. sonuçta cilt için yapılan kozmetik uygulamalar gerçekten fayda sağlıyor. Yani gold mask var, havyar maskesi var, işte kil maskesi var. Ya sonuçta oradaki gözeneklerin yoğunluğunu işte azaltmaya, deriye birazcık daha böyle havalanmasını ve canlanmasını sağlamaya yönelik işlemler bunlar. Cilt bakımıyla beraber kombine yapılınca çok da daha iyi oluyor. Yapılabilir, evet. Kesinlikle yapmaz. Cevap veriyorum. Hayır, kesinlikle yapmaz. Cevap veriyorum, yapmaz ben de. Yani. Ben kullanıcı Evet. olarak. Yani
sayfamda görebilirsiniz. Kendi kendime yapıyorum. Yani hani evet gördüm ben. Yani acıtmıyor. Öyle bir şey yok. Evet ilacı belki birazcık yakıyor olabilir ama ben krem sürmeden yapıyorum. Yani bir ve üst yüz dediğimiz 1/3'ü mimik hareketlerine bağlı oluşmuş kırışıklıkları daha iyi düzeltecek bir şey yok. Ne olur botoks yaptırın. Çünkü sonra geliyorsunuz. Burada benim liderlik çizgim var. Geçmiyor. Geçmez. FDA tarafından onaylı, bilimsel olarak konuşuyorum artık. FDA tarafından onaylı bir tedavi yöntemidir. Herhangi bir zararı yoktur. Uygulandığı alandaki kas grubunu etkiler, oradaki kas hareketlerinin çalışmasını yumuşatır. Etkisi geçtikten sonra da eski haline geri döner, daha kötü olmaz. Ama insan hali iyilik dönemine çok kolay alışabildiği için kötü olduğunu düşünür. Ama öncesi sonrası fotoğraflarla eskisini gösteriyoruz. Herhangi bir kötü tarafı yok, zararlı değil. Su ve vakumla yönlenen bir tedavi protokolü bizde de var. Yani kullanıyoruz. Klasik cilt bakımından ziyade böyle cihazlı cilt bakımlarını daha çok tercih ediyoruz. Çünkü cilt sıkıştırılarak böyle bir hasarlanma veya zedelenme riski ortadan kalkıyor. Ne yapıyorsun? İşte vakumla ve kullandığım solüsyonlarla beraber derinlemesine bir gözenek temizliği ve cilt temizliği yapıyorsun. Gayet de iyi oluyor. Şimdi şöyle, ağda derinin üst tabakasını genellikle zedeliyor. Zede dediği zaman da o bölgede kurutuyor. Evet, yani tahrişe neden oluyor. Sonrasında hani isim de çok vermek istemiyorum. Hani nemlendirici özellikle, deri bütünlüğünü sağlayıcı özellikle kremlerin kullanılması tahrişi ortadan kaldırır. Eğer saç yoğunluğu azaldı, saç dökülmesi var, saç böyle bir cansızlaştı, parlaklığını kaybetti. Öncelikle tabii ki bir kan tahlili mutlaka yapmak lazım. Çünkü herhangi bir mineral element eksikliğinden, vitamin eksikliğinden kaynaklı bir şey mi? Yoksa mevsimsel geçişe bağlı bir şey mi? Bunu bir kere çözümlemek gerekiyor. Onu çözümledikten sonra eğer herhangi altta bir hastalık yok ise ve bu tamamıyla kişinin ve çevresel faktörlerin etkisiyle oluştuysa buna yönelik şampuanlar, losyonlar, mezoterapi, PRP yapılır. Saçlı deri canlandığı zaman zaten saç kökten uca direkt canlanıyor ve parlıyor. Bu biraz böyle şeyle de alakalı. Hani bir insan vardır çok fazla mimik kullanır. Genel olarak yüz hatları, boynu, elleri iyidir ama öyle bir hani kırışır ki bu kaz ayakları yanaklarına kadar uzanır. Evet. Bu biraz genetik yatkınlıkla da alakalı. Hani yaşadığı çevre koşullarıyla da tabii, ve çevresel faktörlere maruz kalmasıyla da alakalı. Ama hani algı direkt yüze yöneliyor. Bunun nedeni de her gün aynaya kim bilir kaç defa bakıyoruz ondan dolayı. Yani bazı insanlar gerçekten jawline dediğimiz çene hattından sarkmalardan dolayı yaşlanmasını belli eder. Bazı insanlar göz etrafından belli eder. Bazı insanların hiçbir şey yoktur, dudak üstündeki kırışıklıktan belli eder. Ya bu birazcık dediğim gibi kişiye göre değişiyor. Hani peeling gibi. Konuştuk. Evet, peeling öyle gibi. Daha sert. Öyle yani cildimize nazik davranacağız. Travmaya, hasar neden olabilecek şeylerden kaçınacağız. Bırakın biz yapalım onu, siz yapmayın. Gerçekten tedavisi de çok zor, çok da dirençli oluyor tedaviye. En uygun yöntem, en uygun zamanı söyleyebilirim. Pembe olduğu zaman, daha yeni oluştuğu zaman. Çünkü o zaman oraya yapılabilecek işte lazer tedavileri, PRP tedavileri, altın iğne tedavileri oradaki kolajen sentezini daha iyi arttırabiliyor. Deri bütünlüğünü daha iyi sağlayabiliyor. Hiçbir yöntem çatlakları %100 geçirmez. Yani hani bunu söylüyorum. Sadece işte algı artsın diye hafifletir söylüyorum. Mi? Rengini mi hafifletir. Bir o çatlağın %50'den %60'a kadar bile değişiyor olması kişi için zaten iyi bir sonuçtur. Ama hani şunu söylüyorum. Benim işte çatlağım var ve %100 geçecek. Ne olur? Böyle bir şey yok. %100 bir şeyin ortadan kalkması mümkün değil. Hele ki deri bütünlüğü bozulmuş ise. Ya şimdi şöyle, aslında yazın da kurur. Nemin azaldığı her ortamda dudak yeteri kadar işte o hidrasyonu sağlayamadığı zaman kurur. Ama burada önemli olan bir şey de kişinin uyku paterni. Eğer o kişi burundaki pasaj bozuktur, nefes almakta sıkıntı yaşıyordur ama bunu bilmiyordur. Eğer gece boyu horlarsan, gece boyu o soluk alıp verişle beraber zaten dudak daha da kurur. Yani birinin bir de izlemesi gerekiyor. Her dudağım kuruyor işte diyen, işte çevresel faktörlerle alakalı olmayabilir veya herhangi altta başka bir hastalık olmayabilir. Gerçekten küçük bir burundaki deviasyon veya genizleti gibi sorunlar da buna neden olabilir. Yani hani biraz böyle bütünsel bakmak lazım. Yani dudak kuruluğu varsa biri bir izlesin bakalım. Hani gerçekten uyku paterninde bir bozukluk var mı? Hani konuştuk ya, bunu bir saç ayağı gibi düşünmek gerekiyor. Sigara içiyoruz galiba bir şey, değil mi?
Yani çevresel faktörler zaten etkiliyor. Beslenme, alışkanlığı, spor yapıp yapmamak bile etkiliyor. Yani sigara, alkol gerçekten hani çok etkiliyor. Düzenli hani bu bakımları yaptıktan sonra birazcık güzel özen göster, özen göster. Başka bir şey yok. Yani şimdi benim zaten güneş koruyucusuz, evet, güneş koruyucusuz bir kere hayatta çıkmam. Kaç faktör kullanıyorsunuz? 130. 130. Evet, 130. İlk defa duydum 130. 130. 50 biliyorum. Evet, 130. 130 da var. 130 da var. 130 artı 130. Artı 130. Aa, çok şaşkınım şu anda. 130. Yani şimdi belki hani dermatolog olduğumdan lekeden nefret ediyorum. Çünkü tedavisi de gerçekten çok sıkıntılı. O yüzden yaz kış zaten hani güneş koruyucu mutlaka kullanırım. Sabah akşam mutlaka yüzümü yıkarım. Çok iyi bir estetisyenim var. Çok güzel cilt bakımı yapar. Aa, evet, ayda bir cilt bakımı yaptırırım. Karbon peeling yaparım. Çünkü o derinin yüzeyindeki o ölü tabakayı atıp gözenekleri sıkılaştırmak için gerçekten çok etkili. Bir de ben çok makyaj yapmıyorum. Hani yüzünü ne kadar bir şeyle kapatma ihtiyacı duymazsan zaten o kadar fazla nefes alıyor. Yani bu da belki etkili oluyordur. Eğer bakteri yoğunluğu çok fazlaysa tabii ki yapılabilir. Çünkü bu hani medikal bir yöntem. Yani hani çok böyle şey gibi düşünmeyin. Evet hani kliniklerde yapılıyor ama hani direkt böyle kozmetik değil. Yani hani bu bazen gerçekten gereklilik oluyor. Lüks değil. Eğer bakteri yoğunluğu çok fazlaysa ve onu azaltmak gerekiyorsa evet ben yaptırıyorum. Benim var küçük yaşta hastalarım. Sanırım normal, karma birazcık daha şey, iyi. Karma nasıl oluyor? Onu bir anlatır mısın? Ne çok yağlı ne çok kuru. Yani, neresi yağlı, neresi kuru genel anlamda? Olur. Yani belki hani T bölgesi birazcık daha böyle yağlı oluyor. Hani yanaklar, alın bölgesi birazcık daha böyle kuruya yatkın oluyor. Hı-hı. Ama hani ya böyle bir genelleme çok hani doğru mu değil ama hı-hı, en iyi aslında cilt kendine bakan cilt yani. Ne kadar fazla işte sebum sentezlenirse, cilt yağı olursa tabii ki akar. Yani bu sadece makyaj için de değil, krem için, nemlendiriciler için de öyle, güneş korucular için de öyle. Yani öncelikle o yağ dengesini belki birazcık sağlamak gerekiyor. Sosyal medya gerçekten cinsiyet ayırt etmeden algıyı açtı. Hı hı. Yani herkes kendine bakmak istiyor. Herkes yaşının en iyisi olmak istiyor. Kimse yaşlanmak istemiyor. Hı hı. Yani bu tabii kesinlikle doğal bir süreç. Yani gelen hastalarım erkekler saç dökülmesinden mütevellit gelenler var. Gözenek yoğun açıklığından dolayı gelenler var. Sivilceden dolayı gelenler var. Burun dolgusu yaptırmak, çene dolgusu yaptırmak, dudak dolgusu yaptırmak isteyen erkek hastalarım var. Yani çok fazla hani böyle kozmetik işlem sadece işte bakım falan değil. Dolgu, botoks yine aynı şekilde. Ya sonuçta onlar da karışıyor. Buna yönelik de çok fazla gelen var. Tabii epilasyon. Saç dökülmesi var. Var yani. En çok dolgu da çok popüler. Çok evet. Yani günümüzde çok da çabuk yani dolguyu yaptırıyorsun. Günlük hayata devam ediyorsun. Bakıyor, evet. Aynen öyle evet. Yani yarım saat içinde evet, yüzün tam before after oluyor. Tam değişiyor. Bence son zamanlarda trende artan uygulamalardan bir tanesi burun dolgusu. Çünkü burun dolgusu inanılmaz profili değiştiriyor. Yani o burun ucundaki kalkma, o hump'ın düzelmesi, o düşüklüğün ortadan kalkması, yani direkt özgüven patlaması yaşıyor insanlar. Ve o profildeki ve direkt karşıdan bakıştaki duruşun değişmesi kadar dramatik bir şey yok. Hani biz yanak dolgusu da yapsak, nazolabiyal alana dolgu da yapsak, onun oturması için bir 2-3 hafta bekliyoruz. 3 hafta sonra bir rötuşa kontrole çağırıyoruz. Burun dolgusundaki o hani şey aşaması, bekleme aşaması birazcık daha kısa oluyor. Hani böyle hani gerçek dram diye yüzüne vurur ya insanın. Evet. O şekilde inanılmaz bir şekilde insanın algısını açıyor. Yani daha çok profile yönelik. Alın. Çok revaçta, çok böyle yapan, uygulayan hekim yok. Ben çok severim alın dolgusu yapmayı. Profili inanılmaz değiştiriyor. Dudak inanılmaz değiştiriyor. Çene dolgusu. Yani buradaki bu sarkmaları, ondan sonra bu projeksiyonu inanılmaz değiştiriyor. Bunlar bilinenler ne? Yanak elmacık zaten biliniyor. Nazolabiyal alan zaten biliniyor. Ama bunlar son zamanlarda işte algısı artan uygulamalar. Bir de tabii ki gözaltı ışık dolgusu var. O da işte bu halkaları ortadan kaldırıyor. Çökmeleri ortadan kaldırıyor. Evet, onu da evet, çok sevdik. Göz
Evet, güzel, güzel oluyor. Morlukları da sanki alıyor. Birazcık azaltıyor. Yani orada evet ışık dolgusu deniyor. Işık dolgusu denince hani %100 bir aydınlık yaratacakmış gibi belki insanların algısı bu yönde değişiyor. Ama aslında onun verdiği o algı %10, %20 kadar. Yani göz altındaki aslında o boşluğu, halkayı ortadan kaldırıyor. Ama onun verdiği o refleksiyonla şey yapıyor, bir parlaklık sağlıyor.